diyorsun kızım sen ya? Ne diyorsun? Nazan, Serkan'la seni evlatlık almış. Kızım öldürürüm ya seni. Ya öldürürüm. Ya ne diyorsun? Söylemeyi bırak beni. Ya sen niye bu kadar kötüsün? Ya öldürürüm. Cemre'yi gördünüz mü? Hayır, görmedik. Görmedik. Eylül. Damla, sen Cemre'yi gördün mü? Havuza gitmek istedi, ben de havuza götürdüm. Havuz mu? Cemre'nin havuzda ne işi var ki? Bilmiyorum Eylül. Tamam, hadi gidip bakalım, hadi. Defne, ne yapıyorsun? Defne, bırak kızı! Defne, bırak! Bırak! Defne! Kurucuğum Defne! Defne! Bırak be! Cemre, gel! Cemre, iyi misin? Ya ne yapıyorsun sen be? Yetişmesen öldürecek misin kızı? Hak etti, ya hak etti! Ya Serkan, neler dediğini mi bilsen? Ya çık git buradan ya! Çık git, defol! Çık şuradan! Defne, çık git şuradan! Çevirir misin? Bana bak! Bir daha kardeşimin yakınına yaklaşırsan seni öldürürüm, anlıyor musun? Bırak be! Cemre, iyi misin? Serkan, getir birden birini çağır. Hayır, iyiyim. Ben kimseyi çağırmayayım. Ya ne oluyordu öyle? Az kalsın boğuyordu seni. Serkan, nereye? Allah kahretsin ya. Kahretsin. Gerizekalı. Ya yalan söylemişsin. Yalan söylüyorsun. Ya yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Öyle bir şey olamaz. Olamaz, yalan söylüyorsun. Olamaz, olamaz. Öyle bir şey olamaz. Defne! Defne, aç kapıyı! Ya defol git! Ya git! Defne, aç dedim sana. Ne istiyorsun ya sen bu kızdan? Ha? Ne istiyorsun? Ne kadar acımasızsın ya sen? Aç dedim. Serkan, o kız
kız bana ne dedi biliyor musun? Ya o pislik bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi ne? He? Ne dedi ne? Ne demiş olabilir ya? Sen nasıl bir insansın ya? Nasıl bir kardeşsin sen? Utanıyorum senden, utanıyorum. Yetişemeseydik öldürecektin ya kızı. Serkan, biz mahvolduk ya. Mahvolduk. Defne! Defne! Kanka, sevgili yapamadım diye üzülüyordun. Kızım sana aşık olan bir çocuk varmış, hem de burnumuzun dibinde. Meral onun çıkma teklifini kabul etmez ki. Niye etmiyor mu sevgili? Ne bileyim, girişken bir çocuk değil, silik bir tip o. Ya ona silik denmez, utangaç denilir. Boş ver Meral, ben sana daha iyilerini bulacağım. Bak kızı fişteklemesene. Meral, sen ona hiç bakma canısı. Ben çocuğu tuttum. Yani sonuçta vefakar bir çocuk, sana gül falan almış. Biliyor musun, sana konser bileti almış, kızım cebindeydi, ben gördüm. Ya boş ver Meral, çok klişe hareketler bunlar, kanma böyle şeylere. Ya konser bileti almışmış da, yok işte çiçek göndermiş de. Boş ver sen. Sen ona hiç bakma Meral. Kendisi bana hiç konser bileti almadı ya, kıskanıyor canısı. Ben sana ne konser bileti alacağım kızım? Ben sana maç bileti alacağım, karakterine daha uygun. Cidden sen bu arada hangi takımlısın, hiç konuşmadık. Kırmızı beyaz. Hangisi o? Akçaabat Sebatspor. Hangisi? Akçaabat Sebatspor'u bilmiyor musun? Yani bilmiyorum, hangi ligde o? Vallahi benim gönlümde birinci ligde. Hadi uyan kardeşim. Vallahi süper bir hayat seni bekliyor. Buyurun. Bunun tamamı sizin. Aramızdaki sırrı saklamanız için yeterli gelir umarım. Ziyadesiyle Nazan Hanım. Vallahi çok bonkörsünüz. Ne yapıyorsun Hediye? Kapıyı çalsana, Dingo'nun ahırın burası. Elim dolu diye şey ettim. Tamam. Sağ ol. Niye dikiliyorsun Hediye? Çıksana. Başka bir emriniz? Yok. Başka bir şey yok. Çıkabilirsin Hediye, hadi. Buyurun. Feride Hanım, Nazan Hanım gelirse haberim olsun demiştiniz. Geldi mi? Nerede? Neriman Hanım'ın odasında. Tamam, teşekkür ederim. Yani kusura bakmayın, sizin karşınızda sayıyorum ama ne demişler? Yolda bulsan sayacaksın. Sonra az verdim, çok aldım falan olmasın değil mi? Tabii, sayabilirsiniz. Oo, kolay gelsin Neriman Hanım. Hayırdır, o paralar ne öyle? İlahi Feride, ne olacak canım? Nazan Hanım bağış yaptı. Hani böyle kış geldi diye konuşuyorduk. Kaloriferler falan, çocukların ihtiyacı. O da bize yardımda bulundu. Öyle mi? Harika, ne kadar düşüncelisiniz. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. O zaman ben makbuz keseyim. Şu çekmecede olacaktı galiba.
Aynen buradaymış. Makbuz mu alacağım? Ne makbuzu canım? Ben parayı sayayım. Ben hallederim. Sen hiç zahmet etme Feride. Ne zahmeti Neriman Hanım? Benim işim bu. Ne kadar var orada? İsterseniz sayayım ben. On bin. On bin. On bin. Harika. Yani bağış için epey bonkörmüşsünüz. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Rica ederim. Evet. Buyurun. Ben o zaman bu parayı bankaya yatırayım. Ama yatır, geç kalma. Zarfı da alayım. Siz bana bir şey mi söylediniz, anlamadım. Yok, yok, bir şey söylemedim. Bak. Al, burada da kalmış. Tamam, peki. Ha Nazan Hanım, bu arada... Neriman Hanım çocuklarınızın evlatlık olduğunu kimseye söylemeyecek, merak etmeyin. Yoksa meslek hayatı sona erer. Görevini suistimal etmekten dava falan açılır. O yüzden içiniz rahat olsun yani. Mert çok iyi bir çocukmuş. Yani yaptığı şey gerçekten çok güzel. Evet. Biliyor musun, Meral şarkısını duyunca böyle gözünden yaş aktı. Gerçekten mi? Tepki verdi yani. Uyanacak o zaman. Yani ben de öyle zannettim ama hemşire klimadan dedi, anlayamadım. Yok be, duymuştur o. Yani duymasa bile hissetmiştir. Kader, sen bizi mi dinliyorsun? Kitap okuyorum ya, Meral deyince merak ettim. Merak etme. Git dön önüne ya. Ya Songül, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Canımı mı yakmaya çalışıyorsun Allah aşkına ya? Ben mi senin canını yakıyorum Kader? Kusura bakma da bana kazık atan sensin. Ya ben senden defalarca özür diledim. Binlerce kez pişmanım dedim ya, daha ne istiyorsun? Karşılık mı vereyim Songül, onu mu istiyorsun? Ha, karşılık vereceksin öyle mi? Bir de utanmadan bana karşılık mı vereceksin Kader? Bu sefer nasıl bir kazık atmayı düşünüyorsun? Söyle de ona göre davranayım. Cemre'ye ne olmuş ya? Cemre? Ne oldu? Feride Hanım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben görevimi yaptım. Bu konudaki prosedür böyle. Bilgilerinizi paylaşmamız yasak. Bu sır bu yurttan çıkmayacak. Emin olabilirsiniz. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Güle güle. Hiç bakmayın Neriman Hanım. Okullar açıldı, çocukların bir sürü eksiği vardı. Pek de güzel oldu bu bağış bence. Her şeye burnunu sokmasan olmaz sanki. Maydanoz. Cemre, hadi gidelim üzerini değiştirelim. Gel şunu. Nazan Hanım.
Nazan Hanım. Bak senin manyak kızın Cemre'yi ne hale getirmiş. Kızı havuza atmış bir de üzerine saldırmış. Siz ana kız ne fenasınız be. Cemre. Ne oldu? Niye kavga ettiniz Defne ile? Bir şey olmadı Nazan Hanım. Kızlar hadi gidelim mi, üşüdüm ben. O kızın bir daha sakın dokunmasın arkadaşımıza. Vallahi çok fena yaparım. Bana bak. Ben dayılandım, sana gerek yok. Allah Allah, ben de dayılanacağım. Yazık ama, o da dayılansın. Allah'ım ya. Cemre. Feride Hanım. Hadi git hemen üstünü değiştir. Üşütme şimdi. Birazdan geleceğim ben de seninle konuşmak için, tamam mı canım? Tamam Feride Hanım. Ne konuşacak ki acaba? Neyse hadi üşütme, gidelim. Gel. Küçük. Bak saçların da kurudu. Üşüyorsan bir tane daha battaniye getirebilirim Cemre. Yok iyiyim ben. Hatta terledim. Olsun olsun, iyidir. Ben hatta havlu koyayım. Yok yok, gerek yok kadar. Al canım, iç şunu, iyi gelir. Gel. Ya iyiyim ben gerçekten, abartmayın. Cemre çok şükür iyisin. Ama ya Serkan da ben oraya gelmeseydik? O zaman ne olacaktı? Ciddi ciddi boğacak mıydı yani? Bir şey söyleyeyim mi? Cemre, bu kız seni bayağı öldürmek istemiş. Bu affedilebilir bir şey değil yani. Okulda müdüre söyleyelim, disiplin cezası versin, atsın okuldan. Bu ne ya? Yok, gerek yok Songül. Ne yani, yanına mı kalsın? Cemre, bu kız niye bu kadar manyadı? Yine zavallısın falan diye alay etti işte. Sonra birbirimize girdik. Hediye ablacığım. Kızlar biraz bize müsaade eder misiniz? Cemre ile konuşmam lazım. Tabii Feride Hanım. Hadi kızlar. Teşekkür Defne, sen Cemre'yi havuza mı ittin? Sen nereden biliyorsun? Serkan mı ispiyonladı hemen? Hayır canım, okuldan aradılar. Tamam da sen bunu bırak. Bana doğruyu söyle. Sen Cemre'yi havuza mı ittin? Evet ittim. Ne olmuş? Ne demek ne olmuş? Ha kızım, az daha boğuluyormuş kızcağız. Ha niye böyle bir şey yaptın ki? Geberse de kurtulsak. Ay nasıl konuşuyorsun kızım sen öyle? Ha bu kadar vicdansız mısın? Ha, hayır yani. Gerçekten aklım almıyor. Kör bir kızcağızdan ne alıp veremediğin var? Ha niye durup dururken kavga ediyorsun sen onunla? Ha öyle boncuk boncuk gözyaşlarınla kurtulacağını zannetme canım. Cezasız kalmayacak bu davranışın küçük hanım. Hafta sonu sokağa çıkman yasak. Ya hayır ya. Yapamazsın ya. Sen bana böyle bir ceza veremezsin. Kimsin ki sen ya? Sen benim neyimsin?
Asıl laf kızıma öyle. Aa. Ben senin annenim. Cemre. Sana anlattıklarımı Defne'ye söyledin mi canım? Yok, söylemedim Feride Hanım. Cemre, bana söyle ki bileyim. Bu benim meslek hayatıma mal olabilir Cemre. Söylemedim gerçekten Feride Hanım. Gerçekten. Madem öyle durduk yere niye kavga ettiniz Cemre? Ya durduk yere olmadı. Bizim aramız hep kötüydü, siz de biliyorsunuz. Yine sataştı bana işte. Ben de dayanamayıp cevap verince olanlar oldu. Peki. Peki madem sen öyle diyorsan. Sana inanıyorum Cemre. Eğer olur da o kız sana bir daha sataşırsa hemen gelip bana söyleyeceksin, tamam mı canım? Tamam Feride Hanım. Biraz dinle. Ne yapacağım ben? Cemre, yukarıda Feride Hanım'la ne konuştunuz? Defne ile ettiğimiz kavgayı sordu. E bizim yanımızda niye sormadı ki? Bilmiyorum, sormadı işte. Kızlar, geliyorum. Siz beni bırakın da Meral'e anlatın. Ona çiçekleri alan can mıymış gerçekten? Songül'e Güney yakalamışlar. Çok romantik değil mi ya? Krema, ne ararsın burada kızım? Ya peki Neriman Hanım'dan istesek, o almaz mı? Olur olur, tabii hemen olur. Ayol, Neriman Hanım en temel ihtiyaçlarımıza bile söyleniyor. Krema mı alacak? Bak, mutfakta bir dolap var. Aç onu. Ne gerekiyorsa al kullan, değil mi canım? Hadi kızım, hadi canım. Ne oldu Leli? Ya pasta yapacağım ama biraz malzeme sıkıntısı var. Canın tatlım çekti. İstiyorsan Edoş'ta bisküvi falan vardır. Yok, kendim için değil. Ben yarın cezaevine babamı görmeye gideceğim. O benim pastalarımı çok sever. Ona götürmek için. Anladım. Ya istiyorsan ben sana yardım edeyim. Ne gerekiyor? Pandispanyası için yumurta lazım, süt lazım. Pandispanya ne lan? Pastanın keki. Kızım öyle desene. Gel bakalım mutfağa. Şu kadar benzemiyoruz ya. Allah kahretsin. Hayır ya. Ben babama benziyorum. Bu pislik Cemre yalan söylüyor. Benim kafamı karıştırmaya çalışıyor. Pislik Cemre. Yalancı pislik. Onlar benim öz annemle babam. Yalan söylüyor pislik.
Yalancı. Merak etmiyorsun babanın ne yazdığını. Merak etme. Senin annenim. Anne, az saçma oldum, özür dilerim. Tamam. Tamam, özrün kabul edildi. Ama cezan hala geçerli, haberin olsun. Ama kızlarla gezecektik biz. Ha, bunu Cemre'yi suya atmadan önce düşünecektin. Bana bak. Bana bir konuda söz vermeni istiyorum. Bir daha Cemre'yle dalaşmayacaksın. Tamam mı? Tamam. Söz ver bana. Söz. Anne. Serkan'la biz neden Amasya'da doğduk? Ya kaç kere anlattım. İşte babanın Amasya'da bir iş gezisi vardı. Benim de karnım burnum da doğurdum doğuracağım ama inat ettim. Ben de geleceğim diye tutturdum. Sana gezme olsun zaten. Ya değil mi? İşte siz de bu gezmelere dayanamadınız. Sancılarım tuttu. İstanbul'da uzak. Zamanımız yoktu gelmeye. Böylece Amasya'da doğdunuz işte. Keşke o anların da fotoğrafları olsaymış. Hastanede hiç fotoğraf çekilmedin mi? Ya ilk aylardaki bebeklik halim yok hiç. Ya çekildik. Tabii ki çekildik de. İşte onlar da o kutunun içindeydi. Nakliye sırasında hep beraber kayboldular. Peki hamilelik hallerin? Onlar nerede? İşte onlar da aynı albümdeydi. Hep beraber kutunun içinde kayboldu.
Sen niye bunu sorup duruyorsun? Hiç. Merak ettim. Yani insan geçmişini merak edemez mi? Eder tabii. Tamam işte ben de sana anlatıyorum. Ne yapalım biliyor musun? Ben gidip dondurma getireyim. Yatakta dondurma yiyip kız kıza dedikodu yapalım. Ha? Ne dersin? Olur. Kader, yanımıza gelsene. Yok, ben iyiyim böyle. Lalin. Sen babana gidene kadar okulda bozulur bu pasta. Burada kalsın, çıkışta uğrar alırsın. Ama öyle geç kalırım. Sen merak etme, ben onu sarsmadan götürürüm Edoş. Peki tamam. Babana selam söyle. Aklı hiç sende kalmasın. Benim yurtta bir hediye teyzem var. O bana çok iyi bakıyor de, tamam mı? Tamam, söylerim. Çok özledim onu. Görünce sımsıkı sarılacağım ona. Canım babam benim ya. Sancın mı tuttu? İstiyorsan bir hastaneye götüreyim seni. Yok. Dün akşam yaptığın fasulye gaz yaptı, ondandır. İyice haşlayıp suyunu süzdüm ben onun. Gaz yapmaz. Yaptı işte. Ay yemeseydin o zaman tabak tabak. Allah Allah. Mersi teşekkür ederim demiyor da. Ay mersi. Metin'e bakacağım mı bugün az? Sen nereye gideceksin? Merdiven silmeye. Senin gibi çocuklarımı sömürüp geçinemiyorum. Ne yapayım? Hem laf sok, hem iyilik iste. Bakacaksın mı, bakmayacaksın mı? Söyle, ona göre başımın çaresine bakayım. Aman iyi, tamam tamam, bakarım. Mamasını yedirip çıkacağım ben. Geldiler. Aşkım gelmiş bir tanem. Hoş geldin, gel buraya. Oh. Güney dur, tamam yapma, utanıyorum. Ne yapma ya? Kimi öpeceğim ben? Sevgilim değil misin? Seni öpeceğim herhalde. Ya Kader nerede? Arkadan geliyordu. Ya siz hala dışlıyor musunuz benim sevgilimi?
Ya çok üzülüyor Songül, gitmeyin bu kadar üstüne. Ya ben haber verdim ona. Okula gidiyoruz dedim ama siz gidin dedi. Çünkü benden tırsıyor. Çünkü onu dışlıyorum, anladın mı? Ya barışın artık ne olur. Ne yapsam yüzünü güldüremiyorum kızım. Hah, geldi. Kader. Bekle bir ya. Eylül. Hı. Defne buralarda mı? Yok, onlar kantindedir. Beni yanına götürür müsün? Cemre ne olur uğraşma şunlarla. Eylül kavga etmek için değil. Bir daha bana sataşmasın diye konuşacağım. Ben seni onunla yalnız bırakamam. Eylül lütfen. İyi peki. Ama dikkat et, tamam mı? Tamam. Meşhur oldum kanka. Bütün okul seni konuşuyor. Kızı nasıl boğdun Cemre'yi öyle? Gelmeselermiş ölecekmiş. Tamam uzatmayın ya. Bitti gitti o mesele. Ya niye sinirlendirdi ki seni o kadar? Ne yaptı? Kaşındı işte. Ben de ağzının payını verdim. Geldik. Defne. Biraz konuşabilir miyiz? Mal mısın kızım sen ya? Dün yeterince boğulmadın, seni kesmedi. Biraz daha istiyorsun galiba, hı? Hele bir daha denesin. Bakın o zaman ne yapıyorum hepinize. Ay çok korktuk. Kızım sen ne diyorsun ya? Eylül, yapma. Kavga etme şunlarla. Defne, konuşmamız lazım lütfen. Gidin siz. Ne bakıyorsunuz ya? Gidin. Gel Cemre. Ben bekliyorum seni. Bak, ben senden özür dilemek için geldim. Ne olursa olsun böyle bir şey söylememeliydim sana. Senin saçmalıklarına inanmadım zaten. Tamam, inanma. Ben seni sinir etmek için uydurdum. Ya böyle bir şey de kimse yanında söylemeyeceğim, gerçekten. Bunları söylesen de kimse inanmaz zaten. İnanmaz, haklısın. İnanmaz. Konuyu kapatalım mı artık Defne? Defne? Defne! Ne haber? Ne yapıyorsun tek başına burada? Ya Güney'i rehberlikten çağırdılar da onu bekliyorum. İyi bari. Sınıfta selam veremiyorum sana kavga çıkacak diye. Konuşalım mı biraz gelmeden? Kızım. Ya Güney de böyle biri işte. Abartıyor biraz. Biraz? Yani biraz fazla abartıyor tabii. Vallahi baya baya yürüyor yani bu çocuk Songül'e. Yok ya Güney var yemez bence korkar yani. Vallahi işte öyle gözükmüyor canım. Baksana, içine düşecek kızım. Yani ben olsam ben de kıskanırım. Yani sevgilim olsam. Oha, kızım Güney geliyor. Olaya gel şimdi. Gel gel izleyelim. Bir şey mi var canım? Bana söyle ben yardımcı olayım. Neyse görüşürüz sonrası. Görüşemezsin lan. Duydun mu? Görüşemezsin. Güney yapma. Ne yapma ya? Sevmiyorum bu çocuğu diyorum, anlamıyor musun?
bayık bayık bakıyor. Koyacağım kafayı, inecek aşağı. Kızım çok fena. Ya millet bizi izliyor. Yürü hadi başka bir halde konuşalım. Bunlar kesin ayrılacak. Ayrılırlar kesin. Bekliyorum. Mesude Hanım. Geldim. Al paranı. Çöp attı yalnız. Tekrar seninleden gitme. Tamam, silerim. Thank you.